bu şarkının bestecisi bu olayı düşünen, kotaran, organize edenlerin başında geliyor. O belki önerdi, belki bir başka birinden duydu. Rektöre gitti, valiye gitti, bu işlere ilgilenen bütün insanlara danıştılar ve bu yarışma ortaya çıktı. Kötü mü oldu? Harika oldu. Sayın Valim, müthiş bir gece sanki, ben öyle düşünüyorum. Bana katılıyor musunuz? Müthiş değil mi? Müthiş, teşekkür ederim. Arada bir cesaretlenmek gerekiyor. Şimdi o kişi, yani Murat Oto'nun bestesini dinleyeceğiz. Ama kim söyleyecek? Çok ilginç. 100. yıl üniversitesinde, tıp fakültesinde yardımcı doçent olan kardeşi sazların arasında Gökhan Oto seslendirecek. Alkışlar onun için. Gökhan, bir isteğim var sana. İlk defa sıkıştık. İlk defa konuşuyoruz. Bak, bir bestekar Yılmaz Yüksel çok alkış aldı. Öyle söyleyeceksin ki bu şarkıyı, ondan daha çok alkışlanacaksın. Tamam mı? Söz mü? Abinin şarkısını söylemek heyecan veriyor mu sana? Yaklaş biraz, yaklaş. Evet. Heyecan veriyor. Hata yapmamalıyım. Ya olur mu öyle şey? Hatasız kul olur mu? Değil mi? Bak gene girdi buraya da Orhan Gencebay abimiz. Hatasız kul olmaz. Olmaz. Gökhan'ım.
Özlem bitti, kanan karlar. Döndük yıllar sonra bana. Özlem bitti, kanan karlar. Güzelliğin anlayana. Can bir yana, Van bir yana. Güzelliğin anlayana. Tebrik ederim. Çok güzel bir geceydi. Çok güzel şarkıydı. Armağanın da çok güzeldi. Kardeşinle yan yana gelince heyecanlandın mı? İlk defa böyle bir şey oldu. Evet dedi. Ben de yarın 17'de heyecanlanacağım. Çünkü benim kardeşim de Van'da yaşıyor. Şaka yapmıyorum. Sarayda eczacı. Yarın bana gelecek seni. Ben de onu kucakladığım zaman heyecanlanacağım.